Arkadaşlar şimdi el ve kolu öreceğiz. Bunun için de ipimizin tek katını çıkartıyoruz. Yaklaşık 2,5 metre kadar çıkartalım arkadaşlar. Geri kalanıyla öreceğiz arkadaşlar. Ve ayrıca 0,95 milim tığ kullanıyoruz. Bileğe kadar. Bilekten sonra 0,75 milim olan tığımızı kullanıyoruz. Sol ele örüyoruz arkadaşlar. Bunun için de önce serçe parmaktan başlıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğim. 1 böyle sıkıca CC şeklinde, bakın bu şekilde 1 2 3 4. Bu serçe parmağımız çıktı. Şimdi diğer parmaklarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. 5 tane sık iğne yapacağım. Bunu yine CC şeklinde kapatıyoruz. Şimdi orta parmağı yapacağız arkadaşlar. 7 zincir çekelim. 6 tane sık iğne örüyorum 7 zincirin üzerine. Şimdi 6 tane zincir. 6 zincirin üzerine 5 tane sık iğne örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu 4 parmağımız bitti. Bir tane zincir. Bir tane sık iğne yaptım. Yapılış şekli bu şekilde arkadaşlar, gösteriyorum. Şimdi bunun dibine 2 tane, yani bir tanesini yaptım sık iğnemi, ikincisini örüyorum. Diğer parmağı da yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. Ortadaki parmaklara böyle, kenardakilere tek sık iğne şeklinde yapıyoruz. Bunu öne alıyorum arkadaşlar. Bu parmaklarda farklı bir teknik kullandım. Önceki yaptığım parmaklardan daha kolay ve daha güzel oluyor. Şimdi bir tane zincir. Şimdi arkadaşlar bakın, burada buradaki ilmeklerin dıştaki, bakın ilmeklerden öreceğim. 6 tane, yani burada toplamda 6 tane sık iğnem olmuştu. Şimdi yani bile olarak dıştaki ilmekleri örüyorum. 1 2
3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar bakın, bunu bu şekilde yapıyorum. Şöyle büküyorum. Dışta görülen yine ilmekler var. Onları alıyorum. 6 tane de karşısındaki ilmekleri alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi elimizin avuç içini yapacağız. Şimdi buradan dönerken zincir çekmeden dibine batıyorum. Dönerken zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane arkadaşlar sık iğne ördükten sonra şimdi arkadaşlar 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirin üzerine 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar bakın bu sık iğneye ilk gördüğüm sık iğneye batıyorum. Dibine değil. 1 2 3 4 5 tane sık iğne örüyorum. Karşıdaki bakalım sık iğneye batıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyorum. Yanındaki sık iğneden 1 2 3 4 5 6 6 tane şu köşedeki yerimiz şu an yer belirlediğimiz yer şu kısım. Evet, şimdi baş parmağı öne aldım. Parmak dibindeki sık iğne değil, buradaki sık iğneye bakın şöyle, şuradakine batıyorum. 1 2 3 4 5 köşedeki yerimiz yer belirlediğimiz yer 5. Şimdi arkadaşlar buradan 11 tane sık iğnemiz oldu. 11 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi arkadaşlar, burada 7 tane sık iğne örelim. Çünkü yer belirlediğimiz yer burasıydı. Şimdi değiştireceğiz. Burada değiştiriyoruz. Başka da değiştirmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burayı biz baş parmağın bu hizasındaki yeri yer belirlediğimiz yer yapıyoruz arkadaşlar. Bakın elimiz çıktı. Şimdi parmaklarımız hazır. Buradaki işlemi göstereyim. Hemen buraya farklı bir renk koyalım arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar iki tane eksiltme yapacağım. İki tane bakın atlayarak yapacağım. Burası değil. Şurası arkadaşlar. Bir tane sık iğne atladım. Bir tane daha atlıyorum. Bu ikincisi. Çok da sıkarak yapmayın. Avucunuzun içi çıkıyor bakın. Avuç içi oluşturuyoruz iki. Şimdi devam ediyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bu hepimizi biraz daha koparalım. 6 7 Şimdi arkadaşlar bir tane eksiltiyorum yine bakın bir tane atlayarak burası değil şurası. Beş tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksilttikten sonra bir. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar
Bundan sonra artık eksiltme yapmıyoruz, devam ediyoruz. 3 tane 3 sıra 7 sık iğnem oldu şimdi. 3 sıra 7 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Bir. Bu ipimi birazcık daha kısaltayım bileğe kadar. Ondan sonra normal öreceğiz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Arkadaşlar yedi, bu sırada 7 tane sık iğnem oldu. Şimdi buradan tekrar 2 sıra 7 sık iğne yapacağım. Toplamda 3 sıra 7 sık iğnem olacak. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sıra daha. Evet. Şimdi elimiz oluştu. Şimdi bilek kısmımızı da oluşturduk. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ipi daha sonra içeri alalım. Arkadaşlar 3 sıra 7 sık iğne ördüm. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir arttırma. Beş tane sık iğne. Evet. Bir sıra, şimdi 8 tane sık iğnem oldu. Bu sırayı 8 sık iğne şeklinde örelim. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne bir arttırma. 5 sık iğne. 9 sık iğne oldu şimdi. 9 sık iğne örüyorum. Bir sırada. 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğne yaptım. Bu ipimizi yine alalım araya. Şimdi üst sık iğne bir artırma bu sırada. 1 2 3 bir tane artırıyorum. Beş tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi toplamda 10 tane sık iğnem oldu. Bir, 10 tane sık iğne arkadaşlar. 5 sıra örelim. 5 sıra ördüm. 10 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada 3 sık iğne bir kes şeklinde örüyorum. Sırayı 1, 2, 3 keserken bir sıra bir delik atlayın. Bir, burası değil, şurası. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne bir tane eksiltiyorum. Yine bir tane atlayalım. Burası değil. Şurası. Beş tane sık iğne. Şimdi 2 sık iğne bir tane arttıralım. Sık iğne 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar 3 sık iğne bir tane arttıralım. 5 tane sık iğne örelim. Şimdi arkadaşlar 10 tane sık iğne örüyoruz. Arkadaşlar şimdi toplamda 10 tane sık iğnem olmuştu. En son arttırmayla 3 sık iğne bir arttırma yaptım. Bundan sonra 8 sıra 10 sık iğne örelim arkadaşlar. Arkadaşlar sol elimiz bitti. İçine tilde yerleştirdim. Teli nasıl yerleştireceğimi daha önceki videolarımda var. Yine tekrar anlatayım arkadaşlar. Bu teli
15 santim kadar yaklaşık kesiyoruz. Sonra şu kısımdan biraz kablosunu çıkartıp böyle büküyoruz, bantlıyoruz, böyle ince bantlayalım şu kısma kadar, bilek kısmına. Sonra şu kısmı biraz kalın bantlayalım, şu kısmı kalın bantlayalım, buradan biraz ince, sonra bu kısmı biraz kalın bantlıyoruz. İçine elyaf koymuyoruz ve bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sağ elimizle yine aynı şekilde 2,5 metre kadar bir katını çıkartıyoruz. Parmaklarımız daha zarif görünsün diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sağ elde işaret parmağından başlayacağız. Yani parmaktan başlayacağız. Altı tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tane zincirin üzerine 5 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 7 zincirin üzerine 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar 6 tane sık iğne, 3, 4, 5, 6. 6 zincirin üzerine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi serçe parmağımızı yapıyoruz. 5 tane sık iğne, zincir. 3, 4, 5. 5 zincirin üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1 tane zincir. Yine aynı şekilde diğer parmakta yaptığım gibi 1 sık iğne, buraya 2 tane sık iğne yapıyorum aynı deliğe, buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne. Şimdi arkadaşlar bir zincir. Bu blok kısmından dıştaki ilmekleri alıyoruz. 6 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hemen bakın bunu böyle kendime doğru büküyorum. Karşıdaki ilmekleri örüyorum. 6 tane de. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Şimdi arkadaşlar, şunu öne getiriyorum. İçeri alıyorum. Bakın 6 tane de bu tarafta ördükten sonra burayla birleştirmiyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Dibine zincir çekmeden bakın şuradaki ipi birazcık yürütüyorum alttan. 1 2 3 4 5 Şimdi artık bu ipimi kesebilirim. Sıkılaştırdım. İşimiz sağlam oldu. 5 6 7 8 9 10 Şimdi arkadaşlar 10 tane sık iğne yapmıştım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir üzerine 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi dibine değil buradaki gördüğüm ilk gördüğüm sık iğneye batıyorum. 1 2 Şimdi karşı ile birleştiriyorum. 2 Burası 3 Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Dibine değil arkadaşlar bakın 10 11 Şimdi arkadaşlar tekrar bir sıra daha 11 yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi arkadaşlar burada
Yer belirlediğimiz yeri köşeye yapacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu köşesi, yani beşinci yer, bizim yer belirlediğimiz yer oluyor. Şimdi buradan itibaren kesmelerimize başlayacağız arkadaşlar. Yer belirlediğimiz yeri bu köşeye aldıktan sonra 3 tane atlayarak kesiyorum. Burası değil, burası. Birer delik atlayarak. Burası değil, burası. Burası değil. Burası üçüncüsü. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bir tane sık iğne, bir delik atlıyorum. Burası değil, şurası. Beş tane sık iğne örüyorum. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Dört, beş. Şimdi arkadaşlar kalıntıma geçiyorum. Burada 7 tane sık iğnem oldu. 7 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İki sıra daha yapacağım arkadaşlar. Toplamda 3 sıra olacak. 3 sıra 7 sık iğnem olacak. Bir sıra daha yapıyorum. Üç sırayı tamamlamış oluyorum.
Evet arkadaşlar. Şimdi buradan artırma yapacağız arkadaşlar. İki sık iğne bir artırma şeklinde öreceğiz. Bir, 2 arttırıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir sıra 8 sık iğne örüyorum. Çünkü 8 sık iğnem oldu. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar üst sık iğne bir artırma şeklinde yapıyoruz. Üst sık iğne bir arttırdım. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 9 sık iğnem oldu. Bu sırayı da 9 sık iğne olarak yapıyoruz. Bakın. Şu yer belirlediğimiz yeri alalım şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 Bir tane arttırıyorum. 1 2 Arttırdım yani bir tane arttırdım. 4 sık iğneden sonra 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar burada arttırma yapmıyoruz artık. 5 sıra 10 sık iğne yapalım. Çünkü toplamda 10 sık iğne oldu. 10 sık iğne örelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5 sıra 10 sık iğne ördüm. Bakın şuradan itibaren sayıyoruz. Arttırma yerimiz en son burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. Arkadaşlar, şimdi bir de 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir delik atlıyorum. Burası değil. Bakın. Hemen şurası. Atladım. 1 2 3 4 Bakın. 4 Şimdi arkadaşlar üst sık iğne bir tane atlıyorum. 2 3 Bir tane bakın. Burası değil. Şurası. Atladım.
4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar 4 sık iğne ördükten sonra 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne bir tane arttırıyorum. Dört sık iğne örüyorum şimdi. 1 2 3 4. Şimdi 4 sık iğne bir arttırıyorum. 2 3 4. Artırmalarım üst üste geliyor. Arttırdım. Şimdi 4 sık iğne 1 2 3 4. Arkadaşlar toplamda şimdi 10 tane sık iğnem oldu. 10 sık iğne 8 sıra örelim arkadaşlar. Arkadaşlar 10 sık iğne bu arttırmadan sonra bakın 8 sıra ördüm. Şuradaki arttırmadan sonra bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. Yine telimizi geçirdim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın. İçine el koymayın. Tel yeterli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde elimizde oluştu arkadaşlar. Sağ elde bitirmiş olduk.